Şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Can kaybı 38'e yükseldi. Muharebe arama ve kurtarma MAKTİM'i görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı. Sel felaketi nedeniyle yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aileler yakınlarından haber almak için bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Şiddetli yağışla gelen sel Batı Karadeniz'de felakete yol açtı. Kastamonu, Bartın ve Sinop kabusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu. Sel felaketinde 38 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flash açıklamalar. Türkiye bize her türlü desteği verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre dün gece boyu devam eden yağışlar bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yapılan uyarı şöyle. Yapılan son değerlendirmeler göre, Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli 30 ila 60 kilogram bölü metre kare olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.